Bilgi kanalından yepyeni bir videoyla herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün sizlerle e-devlet sistemi üzerinden nasıl para kazanabilirsiniz bunu göstereceğim. E-devlet para kazanma olarak videomuza başlayalım. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalımızda birçok yardım başvurusu, burs, para kazanma gibi videolar üretilmekte. Bunun yanında e-devlet işlemlerine ve mobil bankacılık işlemlerine de yer veriyoruz. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz anında bunlardan haberdar olabilirsiniz. Hazırsanız hemen başlayalım arkadaşlar. Öncelikle e-devlet sistemine giriş yapmamız gerekmekte. Google'a e-devlet yazıp TC'miz ve e-devlet şifremiz ile sisteme giriş yaptıktan sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Eğer e-devlet şifremizi unuttuysak veya yoksa e-devlet şifremiz nasıl sıfırlayıp alabileceğinizi anlatan videolarımız kanalımızda mevcuttur. Buradan izleyip bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi burada bulunan arama butonuna arkadaşlar takas bank yazmamız gerekmekte. Bunu zaten çoğumuz biliyorsunuz ama nasıl çekileceği hakkında bir bilgi yok arkadaşlar. Size şimdi bunu da anlatacağım. Bakın burada Takas Bank bireysel emeklilik bilgilendirme işlemleri karşımıza geliyor. Buna tıklamamız gerekmekte. Evet şu an karşımıza böyle bir ekran geldi. Siz daha önce bir iş yerinde çalışmış olabilirsiniz ve bu iş yerinden sizin adınıza bir devlet katkısı veya iş yerinde yatırılan bir katkı emeklilik işlemleri adına yapılan herhangi bir katkı kalmış olabilir. 1000 lira, 200 lira, 300 lira 1500 lira tutarlarında burada geldiğinizde zaten para karşınıza çıkıyor şu şekilde şu tarihte diyor. Genel toplam diye bir yazı çıkıyor. Bu genel toplamda size paranızı gösteriyor. Bu paranızı nasıl alayabilirsiniz? Burada eğer hangi kurum yazıyorsa o kurumun bu şekilde mesela Takas Bank yazıyor. Bunu buradan kopyalayıp Google'a yapıştırıp ya da telefonunuzdaysa artık o kurumun ismini yazıp arkadaşlar oranın müşteri hizmetlerine bağlanıp buradaki paranızı talep edebilirsiniz bu şekilde süreç işliyor. Şimdi diğer yönteme geçecek olursak bu yöntem de borç alacak ilişkisi üzerinden ilerliyor. Şimdi size bunu da gösterelim. Burada bulunan arama butonunu arkadaşlar borç yazmamız lazım. Hemen borç yazalım. Ve burada karşımıza mobil, sabit, internet, kablo, tv, uydu işletmecilerinden borç alacak sorgulama ve ödeme işlemleri diyor. İade işlemleri aynı zamanda. Buna tıklayalım sevgili. Burada arkadaşlar daha önce kullandığınız Türk Telekom, Türksel veya herhangi bir kurum olabilir. Bakın görmüş olduğunuz gibi alacak paranız olabilir. Yani bir para yatırmışsınızdır veya aboneliğiniz vardır. Bundan dolayı size iade edilecek bir tutar olabilir veya yine faturalı olmuş olabilirsiniz. Bundan dolayı size iade edilebilecek alacak tutarlarınız olabilir. Buradan bunu kontrol edebiliyorsunuz arkadaşlar ve borçlarınıza da göz atabiliyorsunuz aynı zamanda. Bakın burada zaten çeşitli detaylar verilmiş. Görmüş olduğunuz gibi TTNet, Mobil, Turkcell, Vodafone gibi. Şu an burada aboneliklerinizi gösteriyor ve alacak tutarımın da borç tutarımın da sıfır olduğu karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda burada bakın görmüş olduğunuz gibi toplam borç tutarımı gösteriyor. Eğer alacağım olsaydı da burada karşıma çıkacaktı. Buradan da alacaklarınızı temin edebilirsiniz arkadaşlar. O kurumla iletişime geçip bu kadar alacak tutarım varmış diye buradan da bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu şekilde e-devletten para kazanabiliyorsunuz. İki tane yöntem gösterdim sizlere ve daha fazlası için de kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. sağlıcakla kalın.